Evet sevgili dostlar, öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf Çekmek Kolay'a hoş geldiniz. Kanala yeniyseniz ben bu kanalda fotoğrafçılıkla ilgili, videografi ile ilgili, sesle ilgili içerikler üretiyorum. Eğer bu konular beni ilgilendirir diyorsanız abone olmanız bu kanalın büyümesine ve bu içeriklerin daha çabuk, daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Bugünkü konumuz panorama çekmek. Bu içeriği epeydir çekmek istiyordum. Güzel bir günü bekliyordum. Güzel bir günde buldum ve bu çekimi gerçekleştirmek için İstanbul'un güzel yerlerinden bir tanesine geldim. Burası artık hangi köprü deniyor bilmiyorum ama metro köprüsü, artık Unkapanı metro köprüsü mü, Haliç metro köprüsü mü çok emin değilim. Ancak panorama çekimi için uygun yerlerden bir tanesi. Fujifilm kameralarınızda çok güzel bir panorama modu var. Eğer X-T3, X-T4 tarzına makineler kullanıyorsanız bu sizin sol çarkınızın alt kısmında yer alır. Yok XS10, X-T4 gibi makinelerde ise Drive düğmesinden ulaşabileceğiniz modlardır. İki değişik şekilde çekebilirsiniz bunu. Bir tanesi yatay, diğeri de dikey modda. Her ikisini de deneyeceğiz. Ve bu çekimleri yaparken bütün ayarlarımı otomatiğe alacağım ve makineye bırakacağım bütün ayarları. Ondan sonra da bir tanesini daha sonra bilgisayarda birleştirmek üzere çok pozla beraber kendi pozlamamı ayarlayıp ona göre bir kareler çekeceğim. Daha sonra bilgisayarda buluşacağız. Hadi önce yatay moda geçelim. Kameranızda göreceğiniz gibi altta açı ve yön işaretleri var. O açı ve yön işaretleriyle nasıl çekmek istediğinizi ayarlıyorsunuz. Öncelikle yatay şekline bakalım. Ve karemize basalım. Harika. Güzel çıkmış. Şimdi aşağıdaki ayarlardan, açı ve yön ayarlarından, evet, bölemesini ayarlayalım ve dikey çekime başlayalım. Son olarak da size söz verdiğim gibi şimdi bütün ayarlarımı manuele getirip çekeceğiniz sahnenin ortasına göre pozlamanızı ayarlayıp fotoğrafları kareleri alalım. Bunu yaparken gördüğünüz gibi sabit bir noktayı ayarlayabilirseniz kendinize daha da düzgün çekimler yapmış olursunuz. Hadi şimdi bilgisayar başına geçelim. Evet sevgili dostlar, sırasıyla size Fujifilm'den yaptığımız yatay çekimin panoramasını gösteriyorum. Yapacağımız tek bir şey var. Çok arzu ederseniz develop tarafına gidersiniz. Hiçbir şey yapmanıza fazla gerek yok. Otomatiğe basarsınız. Kendince düzeltir kareyi. Ama güzel tarafı şu, kolaylıkla yapmamız gereken şeylerden bir tanesi elbette ki croplamak olacaktır. Bu croplamayı da gerçekleştirdikten sonra büyüttüğümüz zaman karemiz şöyle bir şekil alacaktır. Sonra gelelim ikinciye, kıyaslamayı yapmak için. İkincinin gördüğünüz gibi çok daha geniş bir alanı var. Dolayısıyla da croplamada öncelikle tekrar bunu da bir otomatik yapalım. Yani hiç öyle fazladan bir müdahalemiz olmaması adına. Ama dediğim gibi tekrar croplamada buradaki avantaj ne biliyor musunuz? Şuradan cropladığınız gibi geniş olduğu için buradan da fazlalığı croplayabilir. Ve ona göre kompozisyonunuzu düzenledikten sonra okeyleyebilirsiniz. Dolayısıyla da bu sefer böyle bir kareyle karşılaşırsınız. Sevgili dostlar, bu karelerin her ikisi de makinenin tamamen otomatik çekimiyle gerçekleştirir. Ama siz arzu ederseniz tabii kendi pozlamalarınızı ayarlayıp da yapabilirsiniz. Ben şimdi esas gelmek istediğim nokta, hani tek tek çektiğimiz kareler var ya burada. Kendimiz pozladık, kendimiz çektik vesaire. Bunların hepsini seçelim. Sonra aşağıda sağ tuş ile Photo Merge bölümüne gelelim. Ve buradan da panoramayı seçelim. Spherical seçeceğiz. Auto setting yapalım. Bir de auto crop yapalım arkadaşlar. Hiç uğraşmayın siz sonradan. Auto crop yaparsak böyle yapıyor. Fill edge dersek de boşlukları kendince dolduracak. Bakalım nasıl dolduracak, ben de merak ettim. Vallahi güzel doldurdu, ne yalan söyleyeyim. O zaman böyle yapalım ve merge diyelim.
Sevgili dostlar, tabii sizi şaşırtmasın bu işin çok uzun süreceği. Çünkü ne olursa olsun 11 kareyi birleştiriyoruz. Her bir kareyi 50 MB'tan da ortalama hesaplasak 600 MB'lık bir dosyayı işliyor. Dosya işlediği zaman tekrar görüşürüz. Evet sevgili dostlar, işlem bitti. Bu işleme de aynısını yaptım. Otomatiğini yaptım. Bu vaziyete geldi. Bu 3 fotoğrafı da ki düzeltip küçük ufak tefek ayarlarını yaptıktan sonra fotoğrafları size göstereceğim. Sevgili dostlar, umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Eğer hak ettiğini düşünüyorsanız beğenme butonuna, hala abone olmadıysanız abone olun ki dediğim gibi bu içerikleri geniş kitlelere yayalım. Sizlere teşekkür ediyorum. Covid ile ilgili lütfen kendinizi korumaya devam edin. Yaş itibariyle aşı olma şansına sahip olduk. Birinci aşılarımız olduk. Umarım en kısa zamanda sizin de sıranız gelir ve bu beladan hep beraber bir an önce kurtuluruz. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.